Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız, KKTC'nin Sayın Başbakanı, Sayın Adalet Bakanımız, KKTC'nin Sayın Ekonomi ve Enerji Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Sayın Milletvekilleri, çok değerli akademisyenler, saygıdeğer katılımcılar, basın mensupları, değerli konuklar. Dün Gaziler Günü'ydü malum. Sözlerimin başında kutsal vatan toprağını bize armağan eden tüm gazilerimize, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şükranlarımı sunuyorum. Bugün hayatta olmayanlara Cenab-ı Allah'tan rahmetler diliyorum. Türkiye Barolar Birliği olarak Türkiye'de ve dünyada Kıbrıs konusunda şu ana kadar yapılmış en kapsamlı uluslararası toplantıyı düzenlemiş olmaktan gurur duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, çok değerli katılımcılar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği Türkiye'den başlar. Türkiye'nin güvenliği de Kıbrıs'tan başlar. Bu vazgeçilmez, değiştirilmez, değiştirilmesi teklif bile edilemez bir kuraldır. Buna şu kuralı da aynı kuvvetle ilave etmek durumundayız. Kıbrıs Türkünün refahı Türkiye'den başlar. Türkiye'nin refahı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden başlar, başlayacaktır. Türkiye ve KKTC Kıbrıs stratejisinde artık temel değişikliklere gitmek zorundadır. Kıbrıs Barış Harekatı'ndan bugüne kadar adada hedef iki toplumlu, iki federe devletli bir federal devlet oluşturmak idi. 24 Nisan 2004 tarihinde Annan Planı'nın Rumlar tarafından %76 oyla, dikkat buyurun, %76 oyla reddedilmesinden sonra Rumların asla böyle bir amacının olmadığı kesin olarak ortaya çıkmıştır. Şu halde bunu zorlamak artık anlamsızdır. İki toplumlu federal bir devlet, her iki toplumun da diğerini eşit kurucu unsur görme, kabul ve iradesi varsa kurulabilir. Oysa Rumların ve arkasındaki Yunanistan'ın amacı Kıbrıs Türk'ünü azınlık statüsüne sokmaktır. Annan planını reddeden Rumların ödüllendirilerek Avrupa Birliği'ne kabul edilmesi, iki toplumlu ve eşitlik ilkesine dayalı bir federal devlet kurma iradesinin Rumlar tarafından bundan sonra kabul edilmesi ihtimalini tamamen ortadan kaldırmıştır. Bunu artık görmeye direnmemek lazımdır. Gelin direnmeyelim. Öyleyse Türkiye ve Kuzey Kıbrıs birlikte yeni bir strateji belirlemek zorundayız. Esasen teşhisi doğru yaparsak çözüm gün gibi ortada. Bir, Rumlar Kıbrıs'ı, Kıbrıs Türk'ünü azınlık yapmak istiyor. Tereddüt var mı? Yok. Azınlık demek nüfusun içinde sayıca az olmak demek değildir. Azınlık demek egemen bir devletin millet unsurunun içinde aslında yer almayıp ona azınlık olarak eklemlenmek anlamına gelir. Kurucu millet unsurunun içinde kabul edilmez azınlık. Şu halde Türk milletinin azınlık olmayı kabul etmesi söz konusu bile olamaz. O zaman neyi konuşuyoruz hala? Geriye gerçekçi bir tek çözüm kalmıştır. Rum kesimiyle birleşme çabasını bırakmak, enerjimizi buna harcamaktan vazgeçmek ve KKTC'nin bağımsız bir devlet olarak refah ve güvenlik içinde yaşamasını sağlamak. Bu çerçevede
Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay'ın her vesileyle en etkili şekilde dile getirip en etkili şekilde takip ettiği üzere KKTC mal ve hizmet sektöründe üretim ekonomisine geçmek zorundadır. KKTC kendi ayakları üzerinde durmak, üretmek zorundadır. Bunu sağlamak hepimizin boynunun borcudur. Türkiye'den gelen sudan azami şekilde yararlanılarak tarım ve hayvancılığa dayalı sanayi kurulmalıdır artık. İhracatının önündeki Rum engellemesi Türkiye tarafından teknolojinin tüm imkanları da kullanılarak en pratik şekilde geçersiz kılınmalıdır. Biz bu konuda ve diğer tüm konularda Sayın Adalet Bakanımızla en yakın şekilde çalışma taahhüdünde bulunuyoruz burada. Ve ben Sayın Adalet Bakanımızın da Kıbrıs meselesine Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız gibi aşk ile bağlı olduğunu biliyor ve bundan da büyük bir güç alıyor. Uluslararası hava taşımacılığı ambargosuna karşı hukuk savaşı açmak zorundayız. Bu sırada bu haksız ambargoyu etkisiz kılmak için her türlü yolu da denemeliyiz. Kuşkusuz ekonomik sebepler milli menfaatlerin önüne geçmez, geçmemelidir. Uluslararası spor müsabakalarında uygulanan ambargoya karşı da aynı şekilde savaş açmalıyız. Özetle şu hususu ortaya koyalım. Avrupa Birliği'nden de destek alan Rumların şımarıklığı, koskoca bir toplumun her bireyinin insan haklarını neredeyse yarım yüzyıldır ihlal etmektedir. Burada çok büyük bir insan hakkı ihlali vardır. Bir kişinin, iki kişinin değil, toplumdaki tüm bireylerin bir adada izole edilmiş olmayı ancak yaşayanlar bilir. Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon yatakları ve mavi vatan üzerindeki Türkiye'nin ve KKTC'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarından hiçbir şekilde taviz verilmeyeceği tüm dünyaya tek bir ayrık ses bile bizden çıkmaksızın en etkili şekilde anlatılmalıdır. Ne Türkiye'den bir ayrık ses çıkmalıdır ne de artık KKTC'den. Çünkü bu en milli meseledir. Taşınmaz mal komisyonunun çalışmaları hızlandırılmalı, faaliyetlerini kısıtlayan sebepler var ise giderilmelidir. Kapalı Maraş konusu Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ve Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız tarafından etkili şekilde dile getirilmiştir. Sayın KKTC Başbakanımız konuyu zaten en başından itibaren sahiplenmiş ve dünyaya anlatmaya başlamıştır. Kapalı Maraş Osmanlı'nın kurduğu ecdat vakıflarına aittir. Tüm tapular ecdat vakıflarındır. Adadaki geçici İngiliz idaresinin o dönemde yaptığı hukuk dışı işlemler kabul edilemez. Kapalı Maraş üzerindeki egemenlik Kuzey Kıbrıs'ındır. Tapular da Türk vakıflarındır. Ancak bu bölgedeki gayrimenkuller üzerinde zamanında zilliyetlik tesis etmiş olan Rumlar, İngilizler, başka yabancılar var ise uyuşmazlıkları en aza indirmek ve mutsuzluğu önlemek, çözüm bulmak adına çeşitli pratik çareler üzerinde de egemenlik ve tapular bizde kalmak kaydıyla mutlaka çalışılmalıdır. Bu amaçla Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, bir görev gücü oluşturulmasını arz ve teklif ediyoruz. Bu görev gücünün içinde de uygun görürseniz Türkiye Barolar Birliği olarak en etkili şekilde yer almaya biz de hazırız. Bu görev gücünün tek işi Kapalı Maraş'ın en hızlı şekilde ve uyuşmazlıkları en aza indirecek tarzda açılması olmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız, değerli konuklar, bu konferansın düzenlenmesindeki paha biçilmez destekleri için başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay ve KKTC'nin Sayın Başbakanı Ersin Tatar olmak üzere
Sayın Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül'e, Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na, KKTC'nin Sayın Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Profesör Doktor Kudret Özersay'a, KKTC'nin Ekonomi ve Enerji Bakanı Sayın Hasan Taço'ya, iki ülke bakanlıklarının büyük mesai harcayan kıymetli bürokratlarına, Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Sayın Hasan Esendağlı'ya şükranlarımı sunuyorum. Ancak üç isim var ki bu büyük organizasyon onların omuzlarında yükseldi. Marifet iltifata tabidir. Aylarca emek verdiler, bu eseri ortaya koydular. KKTC Meclisi Hukuk Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komisyonu Sayın Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, KKTC Cumhurbaşkanlığı Emekli Müsteşarı ve Görüşmecisi, ben Atom Karınca adını taktım arkasından ama uygunsa bilmiyorum, Sayın Ergün Olgun, keşke hepimizde o enerji, o aşk hiç sönmeden var olsa, ve Türkiye Barolar Birliği'nin taşıyıcı direklerinden hocamız, Millet Meclisimizin önceki genel sekreteri, Türkiye Barolar Birliği Başkan Başdanışmanı olmasından onur duyduğum Profesör Doktor Necdet Basa. Kendilerine en içten teşekkürlerimi özellikle ifade ediyorum. En derin saygılarımı arz ederim.